Emre Kaplan ne diyecek o zaman? Ekonomiye bağlı muslera konusu ama bir yandan da ihtiyaç var. Okan yeterli olur mu? Ya da kadrodaki isimler yeterli olur mu? Nasıl bir gidişat var? Sevgili Emre, söz sende şimdi. Aslında ekonomi konusu şu an en büyük şifre. Bütün transfer konusunda da, kulüplerin yönetimi konusunda da ama Fatih Terim'in yeni bir kaleci, Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyabilecek bir tecrübeli kaleci isteği var ve Galatasaray'da planlamasını bu yönde gerçekleştiriyor. Evet, Okan'ın performansı takip edilecek ki zaten Bursaspor'daki performansı beğenilerek ve kendisine güvenilerek kadroya katılmıştı ama Galatasaray seviyesinde bundan sonraki haftalarda göstereceği performans takip edilecek. Kararda bu da etkili olacak ama Fatih Terim bir yandan da listesini yapmış durumda ve bu listede de ön plana çıkan bir isim var. Maliyetler de düşünülecek, mevcut durum da düşünülerek ve çok da uzun vadeli kadroda kalmayacağı düşünülerek Claudio Bravo ismini Manchester City'nin sözleşmesini uzatmayacağını oyuncuya bildirdiği 37 Claudio yaşındaki Bravo. kaleci ki önemli tecrübeli isimlerden bir tanesi. Galatasaray Bravo için havuz yokluyor. Dediğimiz gibi 37 yaşında ve bonservisi olmayan bir kaleci. Muslera'nın da şu an mevcut planlamada devre arası itibariyle, ikinci yarı itibariyle kadroya katılması planlanıyor. En azından yarım sezon kadroda yer alabilecek, yarım sezon kaleye emanet edilecek tecrübeli bir kaleci arayışı var Galatasaray'ın ve burada da ilk başvurulan isim Claudio Bravo oldu. Henüz herhangi bir gelişme yok. Oyuncuyla ilgili sadece nabız yoklama aşamasında Galatasaray. Henüz bir girişimin olmadığını söyleyelim ama listenin şu an ilk sırasındaki isminde Claudio Bravo olduğunu söyleyelim. Tabii olumlu ya da olumsuz neticelenmesiyle ilgili şu an için bir şey söylemek çok kolay değil ama Fatih Terim'in böyle bir istek var. En azından yarım sezon tamamen güvenebileceği bir kaleci, Okan'la birlikte kaleye emanet edebileceği bir kaleci. Muslera geldikten sonra çok fazla maliyet çıkartmayacak. Bir sezon sözleşme yapılacak ve sezon sonunda da belki teşekkür edilip ayrılabilecek bir isim olması nedeniyle Bravo ismi ön plana çıktığını söyleyebiliriz Ender Bilgin. Peki, anladım. Teşekkürler sevgili Emre. Yani şey, reçete şu. Bir yıllık bir anlaşma yapılacak ve o bir yıllık anlaşma işte belki yarım sezon o tecrübeli oyuncu Okan'la birlikte form durumuna göre forma giyecek. Kenarda kalmayı Muslera döndüğünde dert etmeyecek. Claudio Bravo örneği bu konuda bir örnek. Ama bu tarz bir oyuncu. Tecrübeli, deneyimli, Okan'a da katkı verecek. Ve Muslera dönünce ki Ocak'ta işte Ocak ayından itibaren dönüşü bekleniyor. Kenarda da Tabii sıkıntıya yol benim açmayacak. şimdi Bravo'nun ismini duyduğumda tabii aklıma şu geliyor. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir Galatasaray'ın transfer hamlesi gibi geliyor. Çünkü evet o kaleci 37 yaşında. Bonservisi elinde. Ama sonuç itibariyle yıllık ücreti işte 37 yaşında. Ne verse kabul eder cinsten değil. Çünkü o kaleci Amerika Birleşik Devletleri'nde de başka takımlar ilgi gösteriyor. Haberler çıktı, duydum. Ben nereden biliyorum? Çünkü Beşiktaş'ın da gündemine giren bir kaleci ismiydi. Beşiktaş'ta bu tarz kaleciler arıyordu. Dolayısıyla Galatasaray herhalde Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir planlamanın içerisinde tutuyor onu. Demin Reha Hoca da onu dile getirdi. Hani eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmamış bir Galatasaray varsa ekonomisi müsaade eder mi ona? Çünkü sadece onun portföyünde Galatasaray olmayacak. Belki de Amerika'daki o takımlar da olacak. Veya Arap coğrafyasındaki. Öyle de bakmak Reçete bu lazım. hocam. Yani bir tecrübeli oyuncu Muslera'nın yokluğunda. Tabii Okan'ın şu kalan bölümdeki performansı da şüphesiz Fatih Terim'in kafasındaki fikirlerin olgunlaşmasına yol açacaktır. Galatasaray ligi kaçıncı bitirecek abi, o önemli. Tabii. Tabii. İşte Aynen o. öyle. Peki yarınki Gaziantep maçına ilişkin birkaç cümle alayım sonra hakem konusuna geçeceğim. Yani yarınki maç tabii şimdi seyircisi yok. Galatasaray'ın iç saha maçı ama geçen hafta yine Reha Hoca'dan kaldı aklımda. Hedefi olmayan bir takım artık Gaziantep. Yani ligin dibindeki bir takım olsa ben derdim ki yani konuk ekip daha favori görüyorum derdi. Ama şu an itibariyle Gaziantep bir hedefi yok. Fakat Gaziantep'in hocasının böyle maçlarda sevdiğini biliyoruz. Onun mutlaka hedefidir bu Tabii. maçı kazanmak. Ama takımın bir hedefinin olmaması Tabii. Galatasaray'ı tabii ciddi bir avantaj kazandırıyor. Bak Türk futbolunda gençler oynasın, gençleştirelim diyoruz ya Gaziantep hocam ligde kaldı değil mi? İşte Serdar kaldı. Ve 21 yaş hocam ve 6 bir tane oyuncu şu ana kadar oynatmamış biliyor musun? 21 yaş 6. Şimdi oynatmayacaksın ne zaman oynatacaksın ya? Ya Göztepe'nin yerinde olsam Göztepe'de ligde kaldı. Var Oynat. altyapıda oyuncuları, iyi oyuncular var. Oynat.
2-3 tane oynat. Ne olur hocam ya? Ne olur? Bu da Galatasaray'ın yani, sözleşmesi. Ligde kalmışın. Bitecek, bak önümüzdeki dönecek, sene ekonomiler daralacak ya. Bu oyunculara bir bak bakalım. Test et. 2 maçta ne olmadı? Dersin ki bundan olmadı. Şimdi olmayacak. Ne zaman olacak ya? En rahat takımlar Gaziantep şimdi... Futbol Kulübü ile Göztepe. Tamam, Gaziantep açısından böyle de Galatasaray açısından ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi gelecek hafta Başakşehir maçı yok mu? Var. Evet. Gelecek hafta değil mi? Tabii. Yendin. 53 puan yaptın. Başakşehir'in 59 puanı var. Onu da yenersen 59'a 56 oluyor puan. Yani enseyi karartmak için erken değil mi? Erken tabii ki. O ışık var mı? İşte o ışık o yarın, belli yarın göstermeleri lazım. Bir de savunma omurgası değişti. Şimdi sezona başlıyorsun bak. Şimdi Galatasaray için. Muslera, önünde Luyendama, Marco. Bir üçgen, çok önemli bir üçgen. Üçü de yok. Luyendama yok, Marco yok. Marco yok, Muslera yok. Kaleci yok, Donk yok. Yarın. Donk da kart cezalısı. Kaç tane adamın yok? Yani Emin Bayram oynar mı? Ben yani Fatih Hoca oynatabilir. Belki Lemina ile şeyi yapabilir Ahmet Çalı. Öyle bir şey de var. Arkada Okan'la oynayacak. Bambaşka bir üçlüyle çıkacak. Zaten belki... formsuz bir Mariano ile Saracchi var. Ofansif defans anlamında sıkıntı var. Yani Galatasaray'ın ciddi sıkıntısı Ömer var. Öyle Bayram böyle değil yani. Ömer Bayram Berhan da yapabilir. Tabii. Ön tarafı. Yani ön taraf hadi var. Yani sakatlansa da Andone vesaire var. Ön tarafta bir hani yine alternatif bir var. Alternatif oynatırsın orta savucum hattını. Ama en önemli Galatasaray'ın zaten savunma zafiyeti evet, var. Evet. Kalecin yok, iki tane stoperin yok. Evet, Galatasaray için bence Başakşehir maçı öncesi Gaziantep karşılaşması kaderini belirleyecek maç olacak. Lige tutunacak mı? Şampiyonluk yarışında ben hala varım diyecek mi demeyecek mi onu hep birlikte göreceğiz. Peki sevgili Erman Toroğlu, Erman Hocam dedik ki geçen hafta Yaşar Kemal Uğurlu'ya Adem'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda bir hakaretli bir ifadesi var. Orada ceza 3 ila 7 maç ceza limiti. Adem 3 maç ceza alınca bir haber geldi. Hakem camiasında bir rahatsızlığa yol açmış bu durum. Dışarı haber çıktı. Bir de para cezası da en alt limitten. Adem de en alt limitten ceza alınca ya bizim hakkımız korunmuyor mu diye serzenişler var. Böyle bir söylemler var dışarı yansıyan. Ben size bunu söyleyince siz dur bakalım orada onun başka yönü de var dediniz. Madalyonun diğer yönüne ilişkin bir arkası yarın yapalım. Dün başladığımız yerden şu son bölümde devam edelim hocam. Ya hocam bu hakem olayı yani herkesi sıktırdı. Hı-hı. Yani herkes sıktı bu olaydan. Bıktı. Yani hem sıktı hem bıktı insanlar. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum. Bu alemi düzeltmediği müddetçe Türkiye'de futbolun hiçbir yere gitmeyeceği çok net onu söyleyeyim. İstediğiniz kadar iyi çalışın, istediğiniz kadar ne yapın. O alemi düzeltmediğiniz zaman hiçbir yere varamazsınız. O alemin içinde virüsler var. Koronavirüs o alemin içinde 30 senedir var, 40 senedir var. Orayı temizleyeceksiniz. Orayı temizlemek için de orayı bilmek lazım. Bakıyorum nereye elini atsan kalıyor. Şimdi mesela işin başında Zekeriya var. Avrupa'da hiçbir takımda, hiçbir ülkede hakem aleminin dışından gelen bir MHK başkanı yok. Bir tek bizde var Zekeriya. Bu şunu gösteriyor zaten. Hakem aleminin başına gelecek bir kalitede bir adam yok bizde. Hı hı. Hakikaten de doğru. Çünkü gelenleri görüyoruz. İşte bir kısmı televizyonda çalışıyor, bir kısmı gazetede çalışıyor. Bence Zekeriya'yı da yiyecekler. Yiyecekler. Tabii yiyecekler. Zekeriya'yı yiyecek hakem alemi. Burada Nihat Özdemir'e iş düşüyor. Nihat Özdemir Zekeriya'nın arkasında durup gerekli reformları yaparsa eğer bunu çıkarırsa bu alem biraz düzelir. Ama o reformları çıkartırlar mı? Mesela benim duyduğum reformlar. Evet. Gazetelerde, televizyonlarda çalışanlar bir daha gözlemcilik MHK yapamayacak. Mevzuat değişecek. Evet, yani. Evet. İşte akraba olan hakemler işte aynı kademede bu işi yapamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim. Dünkü maçın yani var ya hani dünkü maç meşhur. Kimdi hakemi? Hüseyin Göçek. Ankara Gücü 5. Hüseyin Göçek. Onun gözlemcisi Adnan Şeker diye bir vatandaş. Evet. Gözlemcisi. Bu
hakemlere bol keseden puan veren bir gözlemciymiş. Bir sıfırlı hocalar vardır, bir de 10 verenler vardır. Bu 10 verenlerdenmiş. Şimdi bak. Güzel hocam. 10 veren bir gözlemci. Bol keseden.